Boğaziçi Kanunu, Kültür ve Tabiat Karlıkları Kanunu çünkü sit alanı. Buna rağmen İstanbul'da bana verilen bilgiye göre Boğaz içinde bu yasalara rağmen 30 bine yakın illegal yapı var. Binlerce de yıkım kararı alınmış ve yıkılamayan karar e, yapı var. Sicilimiz böyleyken ben çok endişeliyim. Şimdi siz e... Buraya gelmişken sormak isterim. Zannederim Ocak ayında Dünya Mimarlar Birliği Başkanı Profesör Stolyov'u bir günlüğüne konuk etmişsiniz. Evet sabah geldi akşam gitti. Ee, ve ilginç de bir e, anekdot olduğunu biliyorum ben. E, zannederim bir günlüğüne gezdirmişsiniz İstanbul'u evet. ve giderken e, sizin kullandığınız tabiri o abonden olduğunu söylüyorsunuz. Biraz evet. anlatır mısınız? Neye şaşırdı? Nereleri gezdirdiniz ve neye şaşırdı? E, Profesör Stoilo tabii yaşayan bir abi de sadece Dünya Mimarlar Birliği başkanlık önemli bir tabii pozisyon. E, Bulgar kendisi ve Bulgaristan e, Kültür Bakanlığı Sofya Belediye Başkanlığı yapmış ve Uluslararası Mimarlık Akademisi'ni kurmuş. ...bir e, bizim alanımızda bir abi de. E, Sayın Stoylov tabi İstanbul'a ilk gelişte de değil, ancak ben onu güzel yerlerden başlattım. ...işte akşam e, Lübnan'a e, Dünya Mimarlar Birliği'nin konsey toplantısına gidecekti. Birkaç saatimiz vardı. ...işte güzel yerlerden geçirdim, boğaz turu attırdım vesaire. Tabi çok güzel her şey. Ama Nakkaş Tepe'ye çıkardım sonunda. Nakkaş Tepe'den yani Anadolu yakasından iki köprüyü üst üste görme imkanınız var. Nakkaştepe'ye çıktığımızda arkadaki o kanserli dokuyu yani gece kondu veya işte illegal yapıları o ilkel yapıları gördü ve o zaman söyledi e, İstanbul iki taneymiş meğer ben e, şimdiye kadar birinciyi görmüşüm bir de başka İstanbul varmış dedi mesajını çok açık vermiş oldu abonun olması bunun da ilintisi evet yani ona üzüldü ki... tabii çünkü kendisi dünya mimarlığına varlığını adamış biri yani bu kadar büyük ölçüde bir illegalitenin imarda olabileceğini düşünmüyordum dedi. Bir şehrin yani %10'u 15'i kaçak olur 20'si olur ama 70-75'i de olmaz. E nereye gidiyorsunuz dedi. Kronik sorun. Evet. Tabii çok ilginç birden aklıma geldi. Ee, bütünüyle tabii mimari açıdan değil sosyolojik açıdan bakarak bunu değerlendiren Alan Toffler geldi aklıma. Zaten İstanbul gezisi sırasında aynı fotoğrafa bakıp Futurist kendisi biliyorsunuz. Ee, bunu bir başka açıdan bakarak bir dinamizme falan yormuştu. Ee, tabii ki bu sizin bakış açınızda kabul edilebilecek bir şey değil. Farkındayım sadece Niye? belki bir, bir, bir farklı bir anekdot olarak zikretmek istedim. Şimdi kaos kenti ihtimaline karşı... E, sizin söylediğiniz çözüm önerilerinden birisi şu. başka bölgelerde çekim odakları oluşturmak. Evet. Türkiye'nin başka bölgelerini kastediyorsunuz. Tabii şüphesiz. Türkiye'nin başka bölgelerinde çekim odakları oluşturmak ve bu büyük şehirler olan sadece İstanbul'da değil tabii ki burada. Belki en büyük İstanbul ama İzmir, Ankara, Ankara İzmir, Adana, Antalya evet. bunlardan azade değil yani en nihayetinde. Nasıl mümkün bu? Mesela şöyle mümkün olabilirdi. Mümkün? De, Formula 1'i İstanbul'a yaptık biliyorsunuz Bütün yeşil olan o Kurtköy, Pendik bölgesi Eski fotoğraflar var Hava fotoğrafları Şimdi betonlaştı Halbuki ben mesela o zaman önerdim Gelin şunu İstanbul'a koymayalım Bakınız Kuşadası, Selçuk bölgesinde Çok güzel bir düz alan var Efes, bilmiyorum hiç geçtiniz mi Efes şey. Onun sağ tarafında işte Aliviyonla dolmuş Delta'nın Dümdüz bir alanı var Şimdi burada tarih var. Yatak var Kuşadası'nda, Selçuk'ta. Havalimanı yakın Adnan Menderes. Gelin şuraya yapalım. ...bu kuşadası da ölüyor vesaire... ...orayı da canlandırırız bölgesel olarak... ...İstanbul'a yüklemeyin dedim. İşte oraya yapılsaydı ya, o bir çekim merkeziydi. Bağışlayın ama bu çok palyatif değil mi? Bugün bile hatta yani... E, ...formülü birine sahibiyle bir takım sorunlar olduğunu biliyoruz... ...yansıyor, belki iptal edilecek falan. Velev ki olmasa bile... ...yılda bir günü yapılacak ve... hani ...iki gün öncesi iki gün sonrasıyla diyelim ki... E, ...alalım. Yani 4-5 günlük bir aktiviteyle... ...koca bir bölgenin çekim merkezi haline gelmesi nasıl mümkün? Şimdi bir özel bilgiyi de sizle paylaşmak isteyeyim, istiyorum. Buyurun. Niçin Kurtköy seçildi Formula 1 için? Niçin Sayın Bernie Eccleston? E çünkü yatı tuzla da yapılıyordu. Ve uçakla inip hem oraya gelip hem yatına bakıyordu vesaire. Bu özel bir bilgiyi sizle paylaşmak istiyorum. İşte maalesef kararlar böyle veriliyor. Şimdi Selçuk Kuşarası ekseninde tabii sadece 4-5 günle değil burada başka yarışlar, başka konkurlar yapılması mümkün. İstanbul'da da çalışıldı buna yapılıyordu da işte bisikletçiler, motorcular işte işte o crash car dediğimiz çarpışan arabalar bir şekilde o yaşatılabilirdi ki düşünün Meryem Ana orada, Efes orada, Selçuk'ta bir sürü antikite var, Şirince diye çok güzel bir köyümüz var. Kuşadası zaten uluslararası marina var. liman var Kuşadası'nda bambaşka bir dinamizm oluşabilirdi. İstanbul'un orası yine bir kara leke veya bir kahverengi, yeşilden kahverengiye dönmezdi. Bu bakımdan başka çekim merkezleri, tabii Formula 1 çok özel bir örnek oldu. Örneğin şimdi Sayın Başbakanımız işte bir medeniyetler buluşması kentinden bahsediyor. Bu İstanbul'a çılgın projelerinden biri olarak da dillendiriliyor. Mesela bunu İstanbul'a değil de başka bir yere yapsak, insanları oraya çekebilsek ve artık bu İstanbul'a, belki İzmir'e dokunmasak diye düşünüyorum. Oralar çekse nüfusu, tabii bu şehirler yapılınca bir iş gücü de ortaya çıkacak, insanlara iş gelecek, oraya taşınacaklar vesaire. İşte bu şekilde başarılı projelerle yaratabilirsek ki bu ilk defa söylenen bir şeydi. Yıllarca bu başka çekim merkezleri özellikle işte Orta Anadolu hatta Doğu tarafları işte oradaki sıkıntıları da bir nebze yok edebilecek. Tam da bunu soracaktım. Aslında yani göçün büyük ölçüde büyük ölçüde Doğu ve Güneydoğu'dan geldiğini düşünürsek hatta orada bütün o terör yılları boyunca mezraların boşatıldığını, hayvancılığın yok olduğunu evet. vesaire düşünecek olursak bu sözünü ettiğiniz şeyin aslında bir parçada çözümü Kürt sorunu denilen sorunun çözümüne bağlı bir şey değil mi? Olabilir. Mesela da biliyorsunuz GAP projesi yapıldı Hı -hı. ama tam bitirilemedi. Hala çalışılıyor. Ee, ama işte sadece bir projeyle olabilecek bir şey değil. İnsanların değil, o bölgede daha huzur içerisinde yaşayabileceği bir ortam daha huzur içinde altın işiterek söylüyorum. Esas da Türkiye'nin Türkiye kurtuluşu süreci... olurdu. Bakın bugün müthiş bir tansiyon yaşıyoruz, gerilim yaşıyoruz. İşte e, Kürt kardeşlerimiz, onların işte temsilcileri parti, e, işte İmralı'da yatan o cani diyeyim vesaire bütün bu denklem bizi geren, üzen e, bir konu. Halbuki doğu illerimize, dolu bölgelerimize akılcı yatırımlarla ki bu bunu hükümetler de görmedi değil işte oraya biz çok teşvikler sunuldu. işte bedava arazi veriyorum dendi de işte ama o, o çözmüyor. O çözmüyor. Yani İspanya neden çözmüyor? Örnekleri var. Çünkü İspanya'da Bask sorunu yani en kalkınmış bölgeye bask bölgesi ekonomik açıdan çözülseydi orada çözülürdü. Yani bu meselenin sadece bir ekonomik mesele olmadığını bugün artık herkes kabul ediyor. Neyse konumuz bu değil. Evet. Peki cevap vermeyeyim o zaman. <laughs> Ko Hakikaten konumuz bu değil eksenden bir anda saflık müsaadenizle geri döneyim Şimdi yarın açıklayacağı çılgın projelerle ilgili Sayın Başbakan Öne çıkan bir takım olasılıklar var eminim siz de biliyorsunuz zaten Biraz bunları sormak istiyorum İlki Silivri Çatalca arasında açılacak olan bir boğaz aslında bir kanal e, anladığım kadarıyla o İşte boğazdaki uluslararası geçişi e, tanker trafiğini vesaireyi oraya kaydıracak olan e, bir projeden söz ediliyor e, Bu makul geliyor mu size? Ee, tabii böyle bir e, kanal e, dünyanın en uzunu olacak çünkü bildiğim kadarıyla açılan kanallarda işte Süveyş Panama vesaire en uzun 60 kilometre. Burada tahmin ediyorum 100 kilometre yaşan bir uzunluk var yani Karadeniz'den e, Egeye gelecek e, ancak e, düşünülebilecek bir proje olarak görüyorum. Bir şartla e, biliyorsunuz e, o konuda da yazılarım oldu. Ee, Karadeniz'in Trakya tarafında üstünde bir volkanik araziye benzeyen e, geceleri dürbünle ayağa baktığımızda Ay Dede'ye onun yüzeyini andıran bir taş ocaklarımız var. İstanbul'un kara lekelerinden biridir. Eyüp Gazi Osman Paşa'yı falan. Evet onun kuzey sınırları Karadeniz tamam. sınırlarında yıllarca oralar kazılmış kazılmış. Yani çok kötü bir manzara Uçaktan görmenizi tavsiye ederim e, Bütün ekoloji gitmiş Yeşil zaten gitmiş Ve oranın toprakları Çıkan afiyatın bir kısmı da Karadeniz'e dökülüyor Dökülünce kıyı kenar çizgisinin Doğal dengesi bozuluyor Ve bunun başka bir neticesi İstanbul'un suyunu sağlayan Büyük kaynaklardan biri Terkoz Gölü'nün tatlı suları Karadeniz'in tuzlu sularıyla Karışmaya başlıyor Şimdi burayı alsak diyorum ben. Bu kanalla beraber düşünüyorum. Kanal da onun içinden geçiyor çünkü. Ee, Sayın Başbakan'ın e, düşündüğünü tahmin ettiğimiz veya basında çıkan daha önce de bu kanal projesi esasında gündeme geldi. Ben hatırlıyorum 1994 yılında ben ilk defa Sayın Tayyip Erdoğan e, beyefendi ile beraber İstanbul adayı olduğumda e, Sayın Zülfü Livaneli bu projeyi getirdi. Karadeniz'den Ege'ye Kanal olarak gayet iyi hatırlıyorum. Tabi o uzmanlara e, hazırlatmış veya yardım Öğreniz almıştı. Karadeniz'den ne mi Karadeniz'den Marmara'ya mı anlamadım? Ka Karadeniz'den e, Marmara'ya affedersiniz. Hı hı, ya, yanlış söylüyorum. Karadeniz'den tabi bir alternatif de Saros'a var. O bir başka alternatif e, Çanakkale Boğazı'nı açmak için. Bana göre daha radikal çözüm Saros'a yani e, Ege'ye açılması. Nereden? kanalın. Karadeniz'den Ege'ye. Biraz daha uzun olacak yani çok fark etmiyor. Çünkü Marmara'ya indiğinizde ki şu anki proje öyle konuşuluyor yine Çanakkale boğazlarından geçiyorsunuz. Siz yine çırgın, o tanketler. Siz e, çılgın projenin bu mu olduğunu düşünüyorsunuz? E, Olasılıklarından bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Şöyle ki bu hakikaten yani İstanbul'u seven her yönetici o yukarıdaki e, yüz binlerce metrekare e, taş ve maden ocaklarının pisliğini görmektedir. Ha siz bununla ee, beraber düşünüyorsunuz. Evet, kanalı, maden Ocak. Kanal evet, kanal oradan başlayacak. Maden ocaklarıyla ilişkisine? Çünkü onun içinden geçecek. Kamaden tamam. ocakları Karadeniz, Trakya'nın işte Eyüp ve Gazi Osman Paşa ilçeleri sınırlarında taş ocakları bulunuyor. Düzeltiyorum. Taş ocakları orada. Kanal da onun içinden başlatıyoruz ve aşağıya tercihen bana göre Ege'ye getiriyoruz ve o taş ocakları bölgesini de Dünya sağlık turizmine, benim kanım o, hazırlıyoruz. Türkiye'de sağlık sektörü ciddi atılımlar Bu yapıyor. Bu sizin kanınız mı yoksa Sayın Başbakan'ın da projesinde bunun da eklemlenebileceğini mi Şimdi düşünüyorsunuz? Şimdi böyle belirtiler var. Ben e, tabii Sayın Başbakan'ın adına burada projeyi telaffuz edecek değilim. Ay, ay. Tam olarak da bilmiyorum. Hı hı. Ama bir kere burada çok ciddi e, asla el değişimleri olduğu hatta bir duyuma göre 3 milyar dolarlık Asan'ın yabancılar tarafından bu bölgede. taş mi? ocakları ve maden ocakları kuzeyde söyleniyor. Yakın Adice, dönemde mi? Evet. E, tabi tarihini tam bilmiyorum ama yakın zamanlarda tabii. Diğer taraftan e, Amerika'da Michigan Üniversitesi'nde... Ne kadar de, dediniz? 3 milyar 3 dolar. milyar dolar. dolar ciddi bir rakam. Ya bu sözünü ettiğiniz bölgede 3 milyar dolarlık arazinin şu ana, şu ana kadar el değiştirmiş olduğu duyumundan bahsediyoruz. Duyum. E, ben bunu test etmedim veya teyit ettirmedim kimseye ama böyle bir duyumu aldım ciddi bir kimseden duydum. Bir de gene duyduk Michigan Üniversitesi yine Karadeniz kıyısında bir yeni şehir planlıyor. Hepsi bunların üst üste geliyor. Yani bana göre akılcı bir projede olabileceğini düşünüyorum. Yani İstanbul'u seven bugün bir bu projeyi yapar. Yani o taş ocaklarını bir sağlık turizmi merkezine çevire nasıl dönüşür onu konuşalım ama kısa bir aradan sonra müsaadenizle. Peki ara verelim memnuniyet. Peki kozmik oda kısa bir aradan sonra devam edecek. Şurada kalmıştık. Aslında bu projenin akılcı bir proje olabileceğini söylediniz. Kanal açma projesinin özellikle bu taş ocakları İstanbul'un kanayan yarası diye tabir ettiğiniz ocaklarla beraber Onların dönüştürülmesiyle beraber, bir sağlık bölgesine dönüştürülmesiyle beraber daha da önemli olabileceğini söylediniz ve bir de önemli bir duyum aktardınız. Tekraren evet. belki altını çizmekte fayda var. Çünkü bir süredir de bu alanda arazilerin el değiştiriyor olduğunu ve yabancıların 3 milyar dolara yakın bir yatırım yaptığını söylüyorsunuz. Peki... Nasıl bir sağlık merkezine dönüşecek burası? Yani İstanbul'daki hastanelerin burada toplanması gibi bir şey mi bu özel hastanelerin yoksa bütünle bu bölgenin yeni yapılacak işte Avrupa Ortadoğu dediniz hizmet verecek yeni bir sağlık kompleksleri sistemi mi oluşturulması düşünülüyor? Evet. şimdi biliyorsunuz örneğin Amerika eğitim, yüksek eğitimde bir sektör oluşturmuş. Bütün dünyadan herkes ben de o şeye girdim. ...gidiyor oraya işte master, doktora bazıları daha önce e, üniversite inanılmaz paralar harcıyor. Üniversitelere işte o da o dilde tuition ve fee dediğimiz e, binlerce dolar ödeniyor. O da yiyip içiyor vesaire büyük bir sektör oluşmuş durumda. O kadar ki artık üniversitelerin temsilcileri gelip burada işte reklam yapıyorlar. Şimdi Türk tıbbı e, çok atılımlar yaptığını düşünüyorum. Özellikle internetin vesairede de gelişmesiyle... Ee, örneğin ben Amerika'ya gittiğimde Türkiye'de bypass ameliyatı yapılamıyordu. Ben Houston, Texas'taydım. Orada Medical Center'da, işte M.D. Anderson kanser hastanesi, bir de Döbeki diye ünlü bir katçı vardı, bir de Kuley vardı. Ee, kalbi açıp işte damar filan takılıyordu, çok geniydi Devlet büyüklerimiz ve işte iş adamlarımız geliyordu. Şimdi e, bizim tıp hizmetlerimiz Avrupa'ya göre, hatta Orta Doğu'ya göre çok ucuz. Yani 2-3 kat e, ucuz. E, gidin Fransa'da, İtalya'da bir doktora e, durumuna göre 250-500 ila 500 euro sizden vizite ücreti hele bir iğne falan bir şey varsa alabiliyorlar. Bizde en kabadayısı hocalar ki onlara da kızıyorum ben 250 milyon falan gibi bilmiyorum daha çok alanı var mı ama çok ucuz. Ve çok ileri gitmiş teknolojiler var işte gözde olduğu başka alanlarda olduğu. Göz ve diş özellikle derler evet. ve bu aslında bir süredir fiili olarak bazı tur şirketleri aracılığıyla da yani insanların Avrupa'dan Amerika'dan buraya gelip bu tedavileri aldığı biliniyor. Siz bu avantajı kullanarak mı bu alanı? Bu da avantaj Rıdvan Bey bir de yeni bir oluşum beni daha da heyecanlandırdı. Biliyorsunuz Orta Doğu'yu kastediyorum kaynıyor. Hı hı. Artık Arap ülkelerinde hep endişe var insanlarda. Ben 7 sene Kafaat Üniversitesi'nde hocalık yaptım. Sude Deristan. Evet, tanıyorum Dahran'da. Ayrıca Riyad büyük yaptım Turgut Özal Bey'in dileğiyle. Ee, beni arıyorlar. Talebelerim şimdi orada hepsi ya işte bakan, müsteşar veya büyük iş adamı. Arıyorlar, gelmek istiyorlar. Ee, daha güvenli limanlara yatırım yapmak istiyorlar. Çünkü gördüler ki İsviçre bile pat diye parayı donduruyor. Amerika donduruyor. Türkiye'yi artık güvenli görüyorlar. Burada kullanabileceği bir başka evet, avantaj diyorsunuz. Bunu da burada kullanarak, burada e, tabii sadece sağlık tesisi değil, nasıl olacak, oteli olacak, eğlencesi, bir takım faaliyetler olacak ama esas sağlık turizmine hizmet edecek. Peki ikinci olasılık, Türkiye'nin, bu da konuşulan diğer e, projelerden bir tanesi, olası projelerden bir tanesi. Üçüncü büyüğü ölçeğinde bir ada oluşturmaktan söz ediliyor. E, Halic'in devamı olacak bir mega kanalla e, işte Kağıthane, Sarıyer, Şişli'yi de içine alabilecek bir büyük bir ada oluşturmak. Evet. Bu makul geliyor mu? Ee, hayır. Buna ben sıcak bakmıyorum. Esasında bu proje de eski.